Öncelikle tekrar sizi şirketimizde gördüğümüzden çok memnunuz. Ayaklarınıza sağlık. Dediğiniz gibi şimdi sezon tekrar başladı. İşte Türkiye'de okulların açılmasıyla alakalı kuyumculuk sektöründe de bir hızlanma başlayacaktır ve önümüzdeki ayın Ekim ayının 12'sinde bir fuarımız oluyor biliyorsunuz. Ekim fuarı diye geçiyor. Ondan itibaren sezonumuz hızlı bir şekilde inşallah girmeyi planlıyoruz. Taşla alakalı sorunlara baktığımız zaman işte yeni gündemde olan Kuyumcular Derneği Başkanımızın söylediği bir söylem var. Bence o söylemi kendisinin de düzeltmesi gerekiyor. Çünkü sorun kendi içimizdeyse sorunu kendi içimizde çözmemiz gerekir. Bu dışarıya vatandaşımıza yansıdığı takdirde kuyumculuk olarak bize eksi yazar. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Taş kesimi küçük atölye bazında var. Yani ama öyle yani imalatı çok yoğun olacak bir şekilde yok. Ama dediğiniz gibi taşın ölçümleriyle alakalı değerlendirme adına dünyada iki tane büyük firmadan bir tanesi Türkiye'de de şey açtı, ofis açtı. Burada da denetlemelerin yapılıyor, sertifika veriyorlar. Fakat Türkiye'deki kuyumculuk sektöründe bir sıkıntı var. Nasıl sıkıntı? Mücevhere daha biz oturmadı bizim kalıbımız. Nasıl oturmadı dersek? Yani mücevheri biz fabrika sistemiyle yapmaya çalışıyoruz. Mücevher bizim çıraklığımızdan yaşanan bilgilerimize baktığımız zaman mücevherin normal atomlu veya 14 ayar ürünlerle ayrı durması gerekirken şu anda mücevherin geldiği konum bildiğiniz atomlu 14 ayar modellerle aynı şekilde geldi. Neden? Üretim çok olduğundan alıcı da o kadar çok fazla yok. Mücevher de eski itinalı olması gereken sanatı artık biz göremiyoruz. Bu yüzden pırlanta tarafında da satılan ürünlerde ufak tefek sıkıntıların olduğu bizim de kulağımıza geliyor. Fakat öyle Kuyumcular Dernek Başkanımızın söylediği kadar büyük sıkıntılar yok. Herkes bir dükkan sahibi olarak düşün, bir parakende mağazası olarak düşünün. Herkes bulunduğu konumu korumaya çalışıyor. Bununla alakalı kimse kendi bindiği dalı kesemez. Bu böyle biline. Değerli renkli taşlardan çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi zümrüt, yakut, safir olarak. Yine daha yakın zamanda belli bir bölgeye giderek zümrütlerimizi çoğalttık. Yeniliklerimizle yine kuyumcu, parakendeci arkadaşlarımızın yanına servislere gidiyoruz. Fiyatlar Türkiye'nin standartına göre belirlenmediği için onları bizim dışımızda etkileniyor. Yani dünya standartına göre belirleniyor. Taşların hangi taş olduğuna göre, mesela zümrütten bahsediyorsak, zümrütün madenden çıkışı, etkinliği, güzelliği ile alakalı fiyatlar değişiyor. Şimdi onunla alakalı pırlanta da aynı. Büyük parça bulunduğunda, çok büyük parça bulunduğunda büyük parçadaki fiyat da düşer. Ama az büyük parça bulunduğunda büyük parçadaki fiyat tekrar yukarı çıkar yani. Bu hani herhangi bir imalat olmadığı için, doğadan çıktığı için bununla alakalı fiyatları ne Türkiye ne de bir başka ülke verirler. Bu taş getiren büyük firmalar verirler bu fiyatları. Yani taşı madenden çıkaran neler çıkabileceği, 2019'da neler kullanabileceğini onlar belirler. Fiyatı da nitekim onlar belirliyor. Ya şimdi pırlantada konuşuldu bu sentetik olayı. Ama yani kimse şu isim, bu isim diye kimse kimseyi suçlayamaz. Yurt dışından bizim Türkiye'ye de bir dönem girdi, fakat girmesiyle çıkması bir oldu. Bir anda kendi içimizden attık bu taşı. Çok şükür bizde çok fazla sıkıntı olmadı ama yurt dışında, zaten yurt dışında sentetik diye bir şey yok. Tamamen resmiyet adı altında mazonite olarak satılıyor veya sentetik olarak satılıyor. Yani bunlar resmi olarak satılıyor. Taş alacak kişiler daha dikkat etmesi gereken yer gittiği müessesenin kurumsal veya kurum olmadığı halde bile eskiye yönelik itibarlı bir dükkan olmasına muhakkak dikkat etmeleri lazım. Çünkü yani mücevher tamamen güvene dayalıdır. Ne kadar uluslararası sertifika da olsa, uluslararası sertifikadaki her yazılanı vatandaş zaten bilmiyor. Oradaki tezgahların içinde bir kötülük varsa zaten istediğine yine yönlendirebilir. Onun için ilk önce güven, güven, güven diyorum. Her doğru üretici taştan anlamak zorundadır. Taştan anlamadığı takdirde üretemez.